Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Adıyaman yöresine ait sıcak köfte yapıyoruz. Gerçekten çok pratik oluyor. Ani misafir yemeği diyorum ben buna. Köftesi yani. Hiç yoğurmanıza gerek yok. Tarife geçelim. Bu şekilde bir tane derince küçük bir kabım var. Ben bunu 4 kişilik olarak düşünün siz. İçerisine yarım su bardağından bir tık daha fazla sıvı yağ ekliyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim zaten. Bir adet soğanı doğradım ve yağımın içine ekliyorum. Hiç yoğurmanıza gerek kalmıyor. Hiç efor sarf etmenize gerek kalmıyor gerçekten. Bir de lezzetli. Bu şekilde güzelce soğanımı kavuruyorum. Ardından 3 diş sarımsağımı da aynı şekilde doğrayıp tencereme ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. Soğanın iyice kavrulması önemli arkadaşlar. Gerçekten böyle pembeleşinceye kadar kavurmanız gerekiyor. Yoksa içerisinde beyaz beyaz kalır. Bu şekilde 1,5 yemek kaşığı domates, biber, karışık salça kullandım. Dilerseniz sadece domates ya da sadece biber kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa o şekilde yapın. Fark etmiyor yani. Karışık kullanırsanız daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde salçamı da güzelce kavurdum. Kettle'da yani ya da çaydanlıkta 2,5 su bardağı suyunuzu kaynatın. Kaynar bir şekilde tencerenin içine ilave edin. İyice kaynadıktan sonra baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber kullandım. Biraz da tuz. Siz bunları eksiltip ya da arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde tam ölçüdür yani. Güzelce karıştırıyorum. Ardından 1,5 su bardağı ince bulgurumu ekliyorum bu şekilde. Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatıyorum ve tencere kapağını kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Ara ara açıp tenceremi bir taşım karıştırıyorum. Tekrar kapatıp 15 dakika güzelce dinlendiriyorum. Bu şekilde oluyor. Suyunuz güzelce çekiyor. Kapatıyorum tenceremin ağzını. Tekrardan bir 10 dakika dinlendiriyorum. Havası çıksın diye. Bu şekilde bir servis tabağı kullanacağım ben. Ortaya servis edeceğim. Güzelce bu şekilde servis ediyorum. Bakın hiç yoğurmanıza gerek kalmıyor. Harika bir lezzet, pratik bir lezzet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bana hak vereceksiniz deneyince. Üzerine ince ince doğramış olduğum bir tutam maydanozu da güzelce seriyorum. Önce kaşık yardımıyla güzelce bir her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce serviste tabağıma diziyorum. Bu şekilde hazır. Yanına turşu ve soğuk ayran. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.